Hasret Gelin'in sunum masası 16 çeşit ikramı ev sahipliği yapıyor. Ev baklavası, mısır ekmeği, pancar turşusu, boşnak böreği ve fasulye turşusu kavurması masadaki lezzetlerden bazıları. Hasret Gelin'in final masasındayız. Aslında bugün birbirimize veda edeceğiz. Evet. Son kez bir masaya oturuyoruz. Ve bu da Hasret'in evine nasip oldu. Evet, Hasret'ciğim. Aslanım. İyi ki geldiniz. Bir duygulandın sanki sen böyle. Gerçekten arkadaşlara da çok alıştım zaten. Çok seviyorum onları. Vallahi. Evet, çok alıştık. Önümüzdeki hafta da gel bizimle sen en iyisi. Gelin ben. Gezelim. Olur aslanım, gidelim. Peki. Evet hanımlar, öncelikle lezzetleri bir soralım dilerseniz. Hasret'cim kimler neler hazırladı? Sen bir şey yapabildin mi? Fırsat bulabildin mi? Ben dün gece geldim zaten eve. 4 gündür de yokum aslanım. Ama en iyi şekilde sizi ağırlamaya tabii ki de çalıştım. Bunu annem Manisa Soma'dan gelirken yapıp getirdi. Öyle buraya. Mi? Hemen onu yapıp getirdi. Ah canım benim, eline bu, sağlık. Baklava el yapımı tabii ki de. Bu bizim yöremize ait turşu. Turşu bu da, kavurması. Evet, bu da turşu. Kayınvalidem gelin evi pastası yazdırdı. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Öyle tatlı yapmış. Sağ olsun. Evet. Yengem, amcamın eşi de İçli Soma'dan göndermişler. Evet. Soma'ya tekrardan sevgi selamlar gönderelim buradan. Kaynanam da boşnak böreği yapmış. Şurada hazır gibi duran poğaçalar var. Onlar kaynanam benim poğaça ustası. Poğaça ustası. Ustası. Hani pastanedeki poğaçalar. Evet, evet. Onları evde yaptı ama usta kendisi yapıyor. Ne aynı şekli. Evet. 10 yıldır zaten orada çalışıyor. Size de tattırmak istedi. Bir de bizim orada bizim yöreye ait mısır ekmeği var. Biz onu yoğurdun üstüne ekleyip yoğurtla yiyoruz. Ellerine sağlık hayatım. Afiyet olsun. Evet. Tıp başlayalım. Şöyle tabaklar biraz benimkine benziyor. Gümüş tercih etmişsin sen de. Evet. Güzel, şık duruyor. Ben uyum gördüm aslında masada. Sadece işte buradaki renklerle tepsiyi söyleyecektim. Tepsi birazcık gözümü itti. Evet. Tepsi olarak bulunması. Evet. Ama sen de onu tam hani nasıl yaptıysak o şekilde evet, sunalım size, demek istedim. Hazır olmadığını göstermek için belli evet. etmek istedim. Bende de çok da güzel kesildiği de için. Evet. Baklava ben daha şık olsun diye mesela daha yüksek bir cam şeye koymuştum. Evet. Evet. Hasret yine önüme limon koymuşsun ama seninkiler sıkılacak gibi değil. Sıkmadan bilerek incecik doğradım. Evet fark ettim zaten güzel güzel konulmuş önüme. Hoşuma gitti. Aslanım ben genel canım. Olarak masanın uyumunu beğendim. Hı. Hepinizin eline sağlık. Evet böyle güzel bakıyorsun. Evet gerçekten güzel ve eleştirilecek bence bir şey yok. Çünkü tabak takımları çok güzel. Çatal kaşık takımları, bardakları hepsi birbiriyle uyumlu. Aynen. Ben beğendim hepsini ama şu dikkatimi çekti. Ayşe'nin evinden sonra bayağı bir dikkate almış. Tek tek hepimize özel koymuş. Evet. Biraz kopya çekti. Kişiye özel olsun evet. istedim. Ben beğendim aslanım ya. Gayet güzel olmuş evet. hepsi. Yemek takımının fiyatını öğrenelim. Bunlar 5000 TL. 5000 TL. Çatal kaşıklar. Bunları ben çok bekarken aldım yine. Çok bekarken. Kaç kişilik? 1800 aldım. Bunlar 12 kişilik. Şeyi merak ettim. Tabakların kaç kişilik? Çok bekarken olduğu için. Çok bekarken. 12 kişilik. Çok uygun tabaklar. Evet, 12 kişilik. Evet. Kişilik. Çok önceden almıştım o yüzden. Evet, bardak takımı. Bunlar 6000 TL. Çünkü çay bardakları yine bir full takım almış. Evet. 12. Hatta orada şey de var. Sürahisi yani. Evet, sürahisi de var. Hangisi sürahisi? Şu başı kafasında boncuk olan. Evet. Boncuk mu var kafasında? Şöyle evet. sürahisi evet. de var. Güzel evet. takım evet. Güzel. Evet Cansu? Ben beğendim, olumsuz bir şey söylemeyeceğim. Annenin eline emeğine sağlık. Afiyet olsun. Bir uyumsuzluk göremedim. Yani küçük evet. pürüzler var. Gayet iyi bence. Vay canına. Şık. Evet. Vallahi güzel evet. yorumlar aldın. Hasret, alkışlıyorum seni. 50.000 TL'yi hak eder diyorsunuz o zaman ha? Eder. Masa hak eder. Evet kesinlikle eder. Vay Hasret. Hadi o zaman bu pozitiflikle şu lezzetlerin tadına bakılmasın mı? Evet, bakılsın. Ben yine öncelikle sınavdayım. Baklava vermek istiyorum. Tatlıyla başlamışsak. Hasret'cim odadan girerken örtünün biraz kırışık olduğunu gördüm de. Evet. Buharlı ütümü getirseydim de keşke ütülseydik onu. Keşke getirseydim de ütülerdik. Evet. Kırışıkmış. Öyle mi biraz? Kırışık evet. Onda haklılar kırışık. Ne oldu ya? Aslı beni doyuruyor. Beni sevmeye başladı. Son gün yani. Gider evet. son gün. Vedalaşırken. Tabağıma kendi böreğini koydu aslında. Evet.
Niye öyle? Börek istedim. Hı. Ben almıştım. Ben de dedim. Verebilirim. Alabilirsiniz. Ben yemeyeyim sen yerim. Olur mu öyle? Teşekkürler. Şey, var iyi tabii ki de. Ne güzel bunları görmek. Ne harika. Kısmetin. Al geri tepme kısmetini. Afiyet olsun hanımlar. Teşekkürler.